Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Kadim Craft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz arkada otel inşaatı yapıyoruz. Bugün biraz otel inşaatımızla uğraşacağız. Bayağı biz katları çıktık. Canlı yayında hatırlarsanız çiçek biyomuna gittik. Emre abiyle kırmızı katı çıkmıştık. Üstüne turuncu ve turkuazı yaptık. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat olmuş. Güzel. Bugün bunu sulamaya başlayacağız. Tabii hepsini beraber sulamayacağız ama... siz de en azından sulandıktan sonra bir kısım renklerini görün arkadaşlar. Bu ortada da huş ağacı yetiştiriyorum. Huş tahtam kalmamış. Büyüdükçe bu huşları da toplayacağım. Şimdi şuraya ilk koridor için yaptım. Şöyle etrafını deniz feneriyle kapladım. Işıklandırmada sıkıntı olmasın. Daha sonra ben bunun ara katlarını falan da yapacağım. Yine etrafa ışık taşı huş basamakla kaplayacağız. Dediğim gibi buraya lobi inşaatını yapacağız ama lobi inşaatı bu bölümün işi değil arkadaşlar. Şimdi gelin siz de bir kısmını bir sulayalım. Mesela şu iki duvarı sulayalım. Sizle beraber bu işin rengine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi pıt. İyi, turkuazlar daha koyu olacak. Ben kahverengilerden korkuyorum. Kahverengilerin biraz daha koyu olmasını istiyorum. Şöyle... Bir de karşı duvarı yapıştıralım. Karşı duvar. Buradan. Oo, güzel. Renkler daha canlı oldu. Turuncu da mesela daha koyu oldu. Güzel. Kahverengi de koyu oldu ama kırmızı ile siyah arasına çok yakışmadı gibi. Gerçi etrafını dediğim gibi bir beyazla sütunlar yapacağız. O yüzden çok fazla bir şey yapmayacaktır. Bu tamam. Bir tane de odanın içini sulayalım. Sizinle birlikte. Onu da bir görün. Şöyle. Burayı sulamadın. Tamam. Son olarak da şurası. Tamam, sular bir aşağı insin. Bu taraf kurumuş. Burada hala inmeye devam ediyor. Vallahi renkler bence güzel. Sulayınca daha bir koyulaştılar. Daha güzel oldular. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ben bunu sulama işlemlerini yapacağım. Elimden geldiğince ara katlarını yapacağım. Bunları bir halledelim. Sizinle birlikte odaların yerlerini falan oluştururuz. Dediğim gibi benim işim zaten burada baya bir uzun. Hadi bakalım o zaman. Ben şimdi sulama işlemlerini yapayım. Tekrar size bir göstereyim. Evet arkadaşlar, sulama işlemi bitti. Şu şekilde gayet güzel görünüyor. Gelin uçup size de bir göstereyim. Benim gayet hoşuma gitti. Renkler daha koyu çıktılar. Daha tatlı oldular. Bu şekilde size de bir göstereyim. Şu ara ağaçları bir kere biçtim. Tekrardan bir diktim. Bayağı bir ağacımız oldu. Biraz deniz fenerinde AFK kaldım. Bugün böyle parça parça videoları çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu zeminleri deniz feneriyle kaplıyorum. Şurada da aynı şekilde bir kat deniz feneri yapıyorum ki ışık sıkıntımız olmasın. Bunların üzerine halıyla kapatacağım arkadaşlar. Daha sonra koridorda beyaz halı kullanmayı düşünüyorum. Böyle bir kontrast oluştursun. Bakalım onlar nasıl olacak, onları da göreceğiz. Şimdi bizim yapmamız gereken nedir? Öncelikle burada bir merdiven çalışması yapalım. Şimdi... Buradan bir kütük al. Şu üzerimdeki arkadaşları da bir bırakayım. Onu bırakamıyormuşuz. Kedileri bırakalım. Tamam. Şöyle biraz merdiven yapalım. Şimdi burası kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blokmuş. Bizim bir üst kata çıkmamız için 4 bloğa ihtiyacımız var. 1, 2, 3. Ben çıkalım ya. Yani şöyle üçer üçer yukarı çıksın. Sonra altını da yarım blok kaplayalım. O zaman biz de burada fener, köşedeki fenerleri sökmüştüm ben. Lakin buradan da o zaman feneri döndürebiliriz. Buranın ışıklandırmasında da bir sıkıntı böylelikle olmaz. Tamam, az daha deniz feneri ve yarım blokları alalım. Onlar şuradaydı. Biraz daha fener.
Tamam. Bu beni kurtaracak. Şöyle yaparsam üst kata çıkmak için gerekli mesafeyi sağlamış olurum. Buradan da şekilde dönülecek noktayı ayarlayalım. Biraz basık ne yazık ki. Çok binanın böyle yüksek şekil olmaması için burayı biraz basık çalışmamız gerekti arkadaşlar. Şimdi şurası da koridora gidecek. Şimdi biz bunu nereden başlattık? Alttan başlattık. Yani buraları da kapatmamız lazım. Bakayım nasıl olacak. Öyle. Peki bunları kırarsak geçebilecek miyiz? Yani. Çok kolay olmasa da tam bu taraftan geçebiliriz. O zaman biz bu şekilde katlarımızı çıkabiliriz. Bu şekilde yukarı doğru devam edecek arkadaşlar. Hemen bir uyuyalım. Merdiven mantığında anladınız. Dediğim gibi tüm döşemeleri size bugün göstermeyeceğim. Ben bölüm aralığında bunları yavaş yavaş yapacağım. Size detaylı olarak inceleyeceksiniz. Bunları bir alayım. Aynen bu şekilde çık dön çık dön. Çık dön sistemiyle buraları falan ben dolduracağım. Okey. Hatta buralar direkt üçlü değil mi? Şöyle döşemesi de gayet kolay olacak. Tamamdır. Şu koridor katını da bir yapalım beraber. Tamam, zaten elimizdeki blok bitmiş. Tamam. Bunun mantığını anladık mı? Anladık. Sıkıntı yok. Oda içlerinde aynı şekilde yukarı kadar ben döşeyeceğim arkadaşlar artık onları bölüm arasında. Şimdi çünkü tahtalarımı tamamlamam lazım. Şimdi geldik asıl meseleye. Öncelikle yemeğimiz bitti. Ben yerken yemek kalmadı. Şuradan yiyecek bir şeyler atalım fırına. Yanılmıyorsam çok patatesimiz vardı. Buradan 1, 2, 3, 4. 4 stek patates alalım. Bunlar yerken bizde şurada hazır pişmiş tavuk vardı. Tavuktan karnımızı doyuralım. Şimdi arkadaşlar, dedim ki etrafında beyaz sütunlar olacak. Şimdi sizinle birlikte bu beyaz sütunlarla ilgili çalışmayı yapalım. Beton malzemeleri bir al. Yalnız bu ortada ağaçlık alan güzel oldu. Biraz aslında orta refüj hakkında da çalışma yapabiliriz. Şimdi geleyim şöyle. Şimdi şuradan ortadan bir çıkış olsun. Şöyle olsun, şöyle olsun. Bunlar binanın etrafını bu şekilde kaplasın. Burada da şöyle olsun. Burada ikili. Burada şöyle olsun. Buradaki ikili biraz saçma olacak yalnız. Gerçi tamam köşeler ikili olsun. Burada da dörtlü mü çıkalım? Yok çıkmayalım. Şöyle. Burada niye bir dengesizlik var? Şu odanın tarafı biraz sıkıntılı arkadaş. Şu odanın tarafı biraz sıkıntılı. Olmadı bunları ortada birleştirelim. Herkesinki. Bunları bir ikili çalışabilir miyiz ona bakayım. Burası ikili. Şöyle. İkili. Tamam. Buradan. Buradan da üçlü yapmamız lazım. Tamam. Ya da tekli yapmamız lazım. Tamam. Buradan ikili çıktık. Buradan ikili çıktık. Çok acayip görünecek ya. Buradaki olayı tam çözememişiz. Buradan da tekli. 2 2 tek tek. Tamam. Buradan
İkili. Orta noktaya gelenleri ikili kullanalım. Burası tekli. Burası da tekli. Buradan. Bunun ikili. Tamam, burası da ikili olacak. Tekli. Tekli. Tekli tekli ikili ikili olacak. Şöyle. Tamamdır. Şimdi burası tek. Burası tek. Burası da tek olacak. Etrafını saracak sütunlar da bu şekilde olsun. Zaten buradan da artık lobiye girişeceğiz. Hadi bakalım. Burada ayrık yapmışız yalnız. Tek tek tek. Ön tarafı üçlü mü yapsak? Yok ya, burayı da ikili il tekli çalışalım. Şimdi öncelikle buradan ben bir yukarı çıkayım. Birlikte bu cepheleri çalışalım. Diye bakalım. Tamam. Şimdiki şeyleri bitirmeden. Bunun orta noktası burası mı? Aynen. Buradan biraz bunu salalım. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Burası tamam. Bu taraf. Şöyle bir salalım. Sen de yan duvar yapalım sizinle birlikte. Bir de onu görmüş olalım. Şimdi bunu bir sula. Fıt. Oradan gider. Fıt. Bunu da bir sulayalım. Şimdi burada nasıl yapmışız? Burada ikili. Buradan mı? Aynen. Buradan bir salacağız. Yok kalmadı. Al. Hemen yanında yapıştıralım. Bunları çatı noktasında birbiriyle birleştireceğim arkadaşlar. Tamam. Orada bu tasarım tamamen bana ait. Bu niye ikili çalışmışız? Aynen. Buradan. Odanın bölümü tam ikiye denk gelmiyor ama bizim ayarımız tam ikiye denk geliyor. Tamamdır. Burayı da bir salalım. Orayı salmadan şurayı bir sulayacağım ben. Bunun da akışı devam etsin. Tarafı da bir zorlayalım. Biz işimizi bitirene kadar da bitsin. Tam bir sal. Tamam. Şimdi buralar hep tekli. Şöyle elime biraz mento alayım. Buradan. Tekli. Sanki bu binanın işte iskeletini bu beyaz sütunlar tutuyormuş gibi ayarlayacağız. Aldım. Buradan bunun da bir suyunu ver. Ve bizim için son sütun. Buradan bir alalım. 4 kereydi, 28 mi? 28. 28 blok yukarıdayız. Buradan da bir suyunu verelim. Hadi gelin bir bakalım. Güzel. Bence güzel deseni yakaladı. Bu taraf güzel olmuş. Şuraya bakalım. Yani bu taraftan da belki burayı üçlü yapabiliriz. Burası biraz dengesiz kalmış.
Çok açık kenarlar ama yan tarafları da ikili olduğu için bence gayet güzel, bir sıkıntı yok. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde sütunları da tamamlayacağız. Binanın ana iskeletini bunlar tutacak. İç bölgelerinde yapım işlemlerini yapacağız. Ve ben tekrar geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sütunları bitirdim. Size de göstereyim. Bu video böyle parça pinçik olacak. Tam olarak da şöyle arkası da gayet güzel oldu. Bayağı renkli oldu. Bence hoş da oldu arkadaşlar. Şimdi diğer yaptıklarıma geleyim. Şuraya lobi alanı için zemini oluşturdum. Bunların zeminlerini kaplamaya başladım arkadaşlar. Tabii odalarınkini daha yapmadım. Bu kısımda da sizle birlikte bir odaların kaplamasını yapacağız. Şimdi şurası siyah kat, gördüğünüz gibi. Bu şekilde üste doğru kaplamaları bitirdim. Gelin çatıya kadar çıkalım. Kahverengi katımız, kırmızı katımız, turuncu katımız, şöyle cam göbeği ve çatı. Çatıyı da kapladım. Bunun üzerine bir tık daha kaplayacağız arkadaşlar. Onu da bir sonraki parçada yaparız. Değil mi? Bugün parça parça, parça parça, parça parça bu işleri bitireceğiz. Sizle birlikte siyah katı yapalım. Sizle birlikte siyah katı yapalım. Sonra ben diğer katları hallederim arkadaşlar. Şöyle biraz yanımıza blok alalım. Ondan sonra buradan biraz yarım blok alalım. Hatta biraz da yarım blok yapalım. Yarım bloğumuz kalmamış. Şöyle huşla kaplıyoruz tabanı. Bol bol da huş yaptık, tamamdır. Şimdi zaten bir alt kat, gri kat, açık gri kat burası, aynen. Bunun zeminleri tamam. Ben burayı yaptım. Biz açık gri, şey koyu gri yapacağız. Pardon. Pardon. Her katta 10 tane odamız var. Bunların ben ışık taşlarını zaten döşemişim. Şekil. Her birine şekilde birer kat oluşturacağız. Sonra üst katlara doğru yükselip gidecek. Bir odanın genişliği bu kadar olacak. Zaten otel odası dediğinizde çok böyle büyük olmasına gerek yok. Burası. Tamamdır. Burada bir yer atladık. Şu odalar biraz daha geniş ve çift pencereli. Havalimanının otel kısmını bu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi halıları da kullanacağız çünkü çok fazla yünümüz var. Bu bizim için avantaj. Zeminleri aslında halıyla direkt veya yünle kaplayabilirdik ama şöyle bir sıkıntı var. O zaman da çok dar olacak. Şimdi bu oda bitti. Bu oda bitti. Şu üstünü yaptık. Tamam, bu tarafta bir geniş oda. Odalar 7'ye 7, bunlar 11'e 7. Bu taraftaki odalar. 10'a 7 miydi? 10'a 7, pardon. Şöyle. Şöyle bir kaplayalım. Hop. Tamam. Tamamdır. Sonra oda. Biraz da blok koyduğumu görün canım. O kadar da şey olmasın. De hızlı koyabilsek. Tamamdır. Bu 5. odaydı. Şuradaki 6. odamız. De çift koymasan çok tatlı olacaksın da. Böyle de bir kıralım. Şimdi yine bir geniş oda. Köşe odalar. Bunları daha pahalıya satarız. Buradan elmas alırız konaklamayı. Diğerlerine altın veya zümrüt yapalım. Bunlardan elmas alalım. Bu arada ortada dediğim gibi ağaç yetiştirmeye devam ediyorum. Çünkü çok fazla huş gidiyor. Burası da hazır. Şimdi bunu yaptık, bunu yaptık. Sonra şu odayı yapalım. Bu ışık taşlarıyla deniz fenerleri yaptığımız için dıştan baktığımızda bayağı parıl parıl parlayacak. Burası. Bunu bir kır. Öyle.
kollara ihtiyacımız olacak. Toplam 7 katımız var. Her katı kendi rengindeki, yani bu şeyleri, deniz fenerlerinin üzerine kendi rengiyle kaplamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Son odamız tamamdır. Şekil gayet güzel. Tamam, buraları da hallettik. Hemen bir uyuyalım, gündüz olsun. Oh. Baya baya 7 kattan 70 odaya çıkartacağız arkadaşlar. Hemen bir karnım da doyurayım. Şimdi gidip günleri alıp gelelim. Buradan tümü bir boşaltayım. Deniz fenerleri ve kuşlar. Bunun için de bayağı gün gerekecektir. O yüzden bir tane de şalkır alalım. Şuradan şöyle bir şalkır alalım. Hoppa. Şimdi biliyorsunuz burada bir yün farmımız vardı. Orası bayağı bir doldu. Şimdi buraya bir tane koy. Öncelikle gri. 1, 2, 3, 4. Sonra açık gri. 1, 2, 4. Bunlar olanlar. Başka? Bakayım şöyle. Siyah. 4. Kahverengi katımız var. 4. Kahverengi sandık dolmuş. Sonra kırmızı katımız var. 1, 2, 4. Turuncu katımız. Bakayım son olarak da cam göbeği. 4. Bunları atalım. Buradan da şu grileri bir alayım. Bunlar şimdi lazım olacak. Kalkımımıza birlikte götürelim. Bunlardan da halı kesmeye, halı yapmaya başlayalım. Bu zeminde de tabii güzel çalışmalar yapacağız. Böyle bırakmayacağız bahçe kısmına. Dediğim gibi daha çok işi var arkadaşlar. İş çok. Yapmak istedikten sonra iş çok. Şimdi öncelikle halıları bir üretelim. Şöyle iki tane 64'lük yaptık. Koş bakalım. Şimdi şuradan başlayarak ben bunları bir kere bir kaplayacağım. Her katınki. Belki koridoru komple kaplayabiliriz. Daha böyle bir koyu renk olması için bu koridoru komple yünle de kaplayabilirim. Şimdilik bir deniz fenerlerini bir örtelim. Bunu bir al. Buraları bir hallet. Tamamdır. İlk kısım hazır. Bence komple kaplarsak daha tatlı olabilir. Buradan dur, biraz daha halı yapmadan öncelikle bir odaları da bir halledeyim. Şöyle. Tamam. Oda tamam. Güzel. Sonra buradaki büyük oda. Dediğim gibi her kat için ben bunu çalışacağım. Burası da hazır. Buraya kapı gelecek. Şöyle. Tamam. Buradaki odamız. Değil mi? İş. Demek ki 4 stek yün de yetmeyebilir. Burası da hazır. Belki yetirebilir, bakalım. Şu anda tam emin olmamakla birlikte. Tamam. Sonra yan odalar. Burası. Bir 64'lük daha var elimde. Lakin iki tane daha büyük oda var. Yok arkadaşlar. Tamam.
10 seri mi? Aynen son 64'lük. Burası da hazır. O burası büyük. Abi ne olursun yet. Vallahi 28 kaldı. 16, 15. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Vallahi tam tamına 4 stek yün buraya yetti arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Tamamdır. Dediğim gibi ben artık bunun üst katlarını çıkacağım. Üst katlarını bitirdikten sonra sizinle tekrar buluşuruz arkadaşlar. Hemen ben bunları bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, sizin için kısa, benim için uzun bir aranın ardından yine inşaat blok döşeme işlemlerini bitirdim. Şu şekilde çatıyı da kapattım arkadaşlar. Ara odaları da yaptım. Size bir de gece göstermek istedim. Şöyle ışıl ışıl parlıyor otel binamız. Gayet güzel oldu. Her tarafı ışıklı. Şöyle belki şuradaki camları değiştirebiliriz. Bir şekil şükür yapabiliriz. Hadi gelin şimdi sizinle birlikte bu 70 tane odanın kapılarını takalım. Siz de böylelikle otelin son durumunu bir görün. Şimdi en alt kat. Hop. Kapıları şöyle dıştan yerleştir. Burası biliyorsunuz açık gri katımız. Hem siz de bir katları gezmiş olun. Şimdi şöyle. Tamam. Toplam 60 kapımız kaldı. Güzel. Sonra içerisi tamamen aydınlık olduğu için gördüğünüz gibi şeyler falan da yerleştirildi. Tüm halıları falan da döşedim. Kat aralarını yaptım. Sıkıntı yok. Neyi kaldı? Lobi kaldı. Bir de çatıda bazı işlemler kaldı. Onlarla ilgili de çalışmaları yapacağız. Artık iç dizayn kısmını bilemiyorum. Daha sonra yaparız. Kaldı mı elimizde? Siyah kat. Burada koyu meşe kapılar kullanıyorum. Bunlar daha hoşuma gitti. Daha güzel kapılar da gelirse, yani diğerleri açık renk. Biz genelde burada koyu renkler kullandık. Belki turuncu katta çok sırıtabilir diye düşünüyorum ama sıkıntı olmayacaktır. En güzel kahverengiye yakışır. Hop, gördüğünüz gibi. Tüm halıları, cartları, curtları, tüm katların döşen. Belki şunları gizlemek için şey kullanabiliriz. Tuzak kapıları kullanabiliriz. Onlar da güzel olabilir. Bitirdik mi? 4 katı bitirdik. Kırmızı kat. Buradan. Oh. Güzel. 70 odalı otelimizi de hazırlamış olduk. Artık bu videoyu çok uzatmayacağım. Zaten bir ton parça pinçik oldu. Ama dediğim gibi size blok koyma kısımlarını çok fazla göstermedim. Ben şey çekemiyorum daha. Neydi onun adı? Hızlandırma değil de replay. Replay modu ayarlayamadım. O yüzden artık bunlarla idare edeceğiz arkadaşlar. Tamam, son kat mı? Aynen, turkuaz katımız. Burası da artık en yüksek katımız. Şöyle. Bunu da kapılarını döşeyelim. Son 5 kapı. Tıt. 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 Tamam. Ve buradan da artık çatıya çıkılıyor. Çatıya çıkmadan bir uyuyalım. Gündüz gözüyle işlemlerimizi yapalım. Burası. Tamam mıdır? Aynen. Şimdi çatıda sütunları şöyle bir tık yükselttim. Belki şu sütunları bu çatıda bir şekilde birleştirmeyi düşünüyorum. Ama böyle de güzel oldu. Yani şimdilik aslında böyle kalabilir. Bizim için çok büyük bir sıkıntı değil. Buradaki deniz fenerlerini de kullandım. Alttaki o yüzden şekilli şüküllü düzenli bir şey göründü. Şimdi ben istiyorum ki buradan bir lobi girişi olsun. Ve şu sütunlar, beyaz sütunlar, bunlar arada birleşsinler arkadaşlar. Beyaz sütunlar. Bunları bir alacağım. Biraz iskele kuralım. İskeleye ihtiyacımız var. Ve önünü de beyaz boyalı camla kapatmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yüksel.
Bakayım. Tam şuradan. Tamam. Şuradan olsun. Sınır olarak burayı belirleyelim. Buradan sütunlar birbiriyle birleşsinler. Şöyle git. Tamam. İskele konusunda zaten bir eksiğimiz yok. O yüzden burayı düzgünce yapalım. Yerlere uçmayalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayı da birleştirelim. Burada sütunlar yoktu. Bunları sonradan ekledim. Hop, burası hazır. Şimdi aynı şekil buraya biraz in. Bir tık daha in. Tamam, şurası, şurası. Bunları da beyaz boyalı camla bir tekil şükül yapacağız. Buradan bunu birleştirelim. Benim karakter gene acıkmış. Ye. Tamam. Şurası. Şurası. Buraları bir halledeceğim arkadaşlar. Burası da lobi alanı olacak. Giriş kısmı. Ye. Da hazır. Burayı da birleştirdik. Değil mi? Aynen. Buraya da hemen bir tele yapacağım. Tamamdır. Oh. Boyutları farklı olmadı değil mi? Aynı. Sanki buradaki bunlar birleşmiş gibi görünsünler. Tamamdır. Şimdi iskelelerimizi toplayalım. Güzel. Burayı da bir topla. Burası işte artık insanların giriş yapacağı yer olacak. Buradan da iskelelerimizi aldık, tamam. Şimdi buraya bir kapama yapmamız lazım. Kaplama için ne düşünmüştüm? Kesinlikle beyaz boyalı cam. Camımız var mı yeterince? Burada biraz beyaz boyalı var. Bunları da boyarsak sıkıntımız kalmaz. Buradan böyle yapalım. Umarım yeter. Hoppa. Şimdi öncelikle buralara. Benim bölüm arasında biraz daha cam pişirmemiz gerekecek. Cam stoklarımız erimiş. Tamam. Buradan kapatalım. Belki ileride bu şu iki kata da bir restoran gibi bir şey yapabiliriz. Ya da restoranı ayrı bir bina olarak tasarlayabiliriz arkadaşlar. Burayı da bir kapat. Son olarak da şu ara noktayı bir dedim. Tamamdır. Ve burayı birleştirmek lazım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Üçlü bir kapı. Kapıyı bence şöyle yapalım. Yine burada sütun gibi kullanalım arkadaşlar. Bunu kır. Bunu kır. Kapı tarafında biraz şekil şükür çalışsak fena olmaz. Şimdi şöyle. Buradan da şöyle yana doğru çapraz gitsin. Olur mu? Hoş olabilir mi? Hadi bir deneyelim. Şöyle. Buradan devam.
Şöyle. Şöyle. Son olarak da böyle. Aynen bu şekilde şekilli şüküllü bir kapı olmuş olur. Ama şunu yukarı doğru ben yine devam ettireceğim. De. Yok. Önce beyazacağım. Şu. Sonra şu. Şöyle. Son olarak da böyle arkadaşlar. Burası da tepe noktasıyla birleşsin. Tamam. Buradan da bir şekil verelim. Kapı girişine. Sıkıntı yok. Kardeş, bir dur. Ye hadi ye. Arkadaşım ye. Karnı devamlı acıkıyor. Tamam. Burası tamam. Burada da aynı işlemi uygulayacağım. Oy. Tamamdır. Bu da ne yapsak? Şöyle bir şey denesek burada da. Yani. Çoktan iyidir. Tamam, artık bunu da bu taraftan da girişi. Buradan girecek insanlar lobide işlemlerini yapıp yukarı katlarına, odalarına gidebilecekler arkadaşlar. Şimdilik otelimiz bu kadar. Sadece iç dizaynımız kaldı. Artık bölümümüzü burada noktalayabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.